Arkadaşlar bildiğiniz gibi Wing Chun'la, Türkiye'de Wing Chun'la MMA karşılaştırmasını sadece ben yapıyorum. Aslında burada hani sporları böyle hedef göstermek, işte şunu bunu yapmak değil. Burada hani rant da değil. Bilirsiniz benim rantçı olmadığımı. Şimdi elimde iki tane eldiven var. Konuyu anlatacağım. İki tane eldiven. Bu eldivenler profesyonel eldivenler. Yani bir tanesi kafes dövüşü, birisi ringlerden. Aslında ikisi de ring eldiveni diyebiliriz. Şimdi bu ring eldivenlerin aslında darbe esnasında yapılmış olduğu basınçlar farklıdır. Yani bununki daha etkilidir, bununki biraz daha zayıftır. Yani burada darbe dolayından şişmeden işte içinde her ne varsa boksör arkadaşlar daha iyi bilir. O darbeyi yumuşatıyor vesaire. Şimdi burada ben aslında anlatmak istediğim olay eldiven değil. Burada Wing Chun'cular bunun neresinde? Bakın Avrupa'da, Türkiye'den bahsetmiyorum. Avrupa'da birçok Wing Chun ustası, öğrencisi dövüşmek istiyor. Fakat bir korkuları var. Nedir? Kafeste dövüşmek istiyorlar. Nedir korkuları biliyor musunuz? İşte bunlardır. Şimdi örnek olarak vermek gerekirse, şimdi bununla yani bir boksör yumruğuyla zincir atmanız mümkün değil arkadaşlar. Bu birinci faktör. Bunu hemen eleyelim. Şimdi ikinci faktör ise MMA. Yani kafes dövüşü dediğimiz sporla alakalı. Şimdi bu eldiven aslında Wing Chun yapan birinin gerçekten çok zorlayıcı bir eldiven. Şimdi kiminiz der ki işte bahane mi yapıyorsun bilmem. Hayır, aslında öyle değil. Bakın bizler çıplak elle yıllar yılı çıplak elle çalışıyoruz. Şimdi buna hislerimiz alışıyor, darbe durumumuz alışıyor, her şeyimiz buna, vücut kimyamız buna alışıyor yıllarca. Şimdi düşünün bakın, bizler yakın mesafe dövüşçüsü olduğumuz için şu kadar mesafeden vururuz rakibi. Şimdi düşünsenize bir MMA maçında ben rakibi yakalıyorum, buradan vuruyorum arkadaşlar. Tamam, bu şekilde vurduğum zaman bu eldiven hem benim hislerimi yok ediyor, yani rakibe yanaştığım zaman ellerini tutmam için hislerimi yok ediyor. Hem benim hızımı yumuşatıyor arkadaşlar, hem de benim reflekslerimi yumuşatıyor. Yani ağırlığından dolayı. Şimdi bir de tutmamı da engelliyor. Yani dikkat ederseniz elinizin içi dolu oldu, boş olduğuna bakmayın. Hani isterseniz bir insanı çok rahat hani çıplak elle tuttuğunuz gibi bununla tutamıyorsunuz. Şimdi ben yıllardır çıplak elle yapıyorum her şeyi. Şimdi bana bunu verdiğiniz zaman arkadaşlar bu tamamen yarı yarıya düşüyor. Şu an eğer ki gerçekten çıplak elle dövüşülebilir mi? Tabii ki dövüşülür. Bakın Avrupa'da, Güney Amerika'da hala dövüşen insanlar var. YouTube'da falan görmüşsünüzdür. Çıplak elle dövüşüyorlar. Ben çıplak elle kesinlikle her türlü dövüşe hazırım. Bakın kesintisiz yani. Hangisi gelirse gelsin. Ha kim kazanır kazanmaz onu bilemem. O Wing Chun sanatını küçümseyen arkadaşlar, dalga geçen arkadaşlar, onlara da sözüm. Yani her türlü dövüşe çıplak elle olmak şartıyla her türlü riski de alıyorum. Çıplak elle hepsine varım. Ama MMA eldiveni ya da işte boks eldiveni vesaire bir eldiven olduğu zaman Wing Chun'u istediğini yapamıyor. Çünkü düşünsenize yani bakın bunu da şey yapalım, eleyelim. Şimdi düşünün bakın Wing Chun'da basınçla vurmamız için, tamam mı, bizim eklemlerimizi kullanarak vurduğumuz için buradaki darbenin tamamen hiç engellenmemesi lazım. Rakibe değdiği anda yani bizim burada kullandığımız bütün enerji ve bütün eklem ve kas gruplarının yardımıyla yaptığımız vuruş tamamen çok çok ama çok etkili bir vuruştur. Dikkat edin mesela bunun örnekleri One Inch Punch var. Mesela 3 kişiyi arka arkaya koyarak, 3 kişiyi böyle arka arka koyarak buradan One Inch Punch yaptığınız anda arkadaşlar o 3 kişiyi yere serebiliyorsunuz. Bakın basıncı düşünebiliyor musunuz? Buradaki Wing Chun basıncını. Ama bunda eldiven varken bu basıncı yapmanız mümkün değil. Yavaşlatır. Ha dövüşürsün. Dövüşürsün ama riskleri var. Çünkü düşünün yıllar yılı hep böyle çiğ sağ yapmış, çıplak elle çalışmış bir adamı düşünün. Sonradan ha sizler ne yapıyorsunuz mesela MMA'deki arkadaşlar? Yıllar yılı eldivene alışmışlar arkadaş. O el, o kas, efendim o eklemler, o vücut bitki, onun artık bütünleşmiş yani o eldivenlerle boksör arkadaşlar için de geçerli. Ama kesinlikle tekrarlayayım, çıplak elle olan bütün dövüşlere varım arkadaşlar. İnanın varım yani. Çünkü ben iddia ediyorum, kesinlikle çıplak elle o arkadaşın benim yüzüme vurması mümkün değil. Neden mümkün değil? Biz yıllarca şu eksenimizi yumruk almamak için çalışıyoruz. Bunu zaten söylemiştim. Ha hocam ringe çık. Ha hocam bu ya oradan hani böyle şeyler yapacağınızı bakın ben buradan anlatıyorum. Ben çıplak elle olan bütün dövüşe hazırım diyorum.
İzmir, İstanbul, Ankara, ne olursa olsun. Yani isterseniz bunu meydan okuma olarak kabul edin, isterseniz bir davet olarak kabul edin. İşte umurumda değil. Ama artık burada gözünü para bürümüş sifular artık Wing Chun'u böyle berbat ettikleri için artık Wing Chun öyle bir duruma geldi ki hani alay konusu haline geldi. Yani gerçekten böyle bir alay konusu haline geldi. O yüzden kusura bakmayın, ben buna müdahale etmek zorundayım. Çünkü bu benim hayatım. Ömrümü verdiğim bir sanat olduğu için. Tamam arkadaşlar? Yani yaşım da 49 bu arada. Yani diyorlar ya bazılarında işte göbek var, göbek var. Arkadaşlar bakın, belli bir yaştan sonra her şey olabiliyor. Ama bu sizin uzmanlığınızı kesinlikle yok etmez. Tamam mı? Onun dışında toparlamak gerekirse, yani eldiven dediğimiz durumlar bizi, yani Wing Chun konusunda dövüşmek isteyen gençler, efendim kişiler, hocaların biraz tedirginliği var. Bende de var o. Yani benim elime kesinlikle verilmesini istemem. Yani çok hızlı hareket ettiğimiz için biz ama eldivende bunu yapamıyoruz maalesef. Ha, bu bir bahane değil. Kesinlikle bahane değil. Ama ben eğer ki biriyle dövüşeceksem kesinlikle çıplak eli kabul etmesi gerekiyor. Benim kabul ettiğim gibi. Ha, Wing Chun'cular efendim korkuyor, Wing Chun'cular dayak yiyor, Wing Chun'ların ne yapıyor? Bak ha, bu şunu söyleyeyim ben, pardon konu dağıldı. Şimdi bu MMA'deki arkadaş ne yapıyor? Şimdi az önce bir şey unuttum, aklıma geldi. Biz bunu basınçla yapıyoruz değil mi arkadaşlar? Yakın mesafeden vuruyoruz bu şekilde. Biz bunu basınçla yaptığımız zaman eklemlerimizi kullanıyor ve burada patlayıcı güçle vurduğumuz bom diye bütün hedefimizi yok edebiliyoruz. Ama MMA'ci arkadaş ne yapıyor? Eldiven olsa bile, MMA eldiven olsa bile arkadaşlar bütün gücünü kullanabiliyor. Tamam mı? Yani burada beden gücünü kullanabiliyor. Ama o bizde yok. Hani bu yumruk bize çok ters bir yumruk. Onlara göre profesyonel, onlara göre başarılı ama bize göre çok ters. Wing Chun'da böyle yumruk atılmaz. Bizde öyle bir şey yok. Biz tamamen rakibe direkt bir saldırı yapıyoruz. Bunu yaparken direkt olarak zincir yumrukla giriyoruz. Zincirle girdiğimiz zaman da bu sefer dediğim gibi efendim eldiven yumuşatması, hislerimizi efendim kesinlikle yok etmesi. Çünkü hissedemiyorum adamı ben. Ben yıllarca çiğ saha çalışmışım. Adamın ellerini yakaldığım anda benim hissetmem gerekiyor. Hislerimi yok ediyor ve reflekslerimi köreltiyor. Yani ağırlık gibi düşünün bunu. Ama yani bu dediğim gibi tekrar söyleyeyim. Bu bir bahane değil arkadaşlar. Kesinlikle Wing Chun yapan ya da arkadaşlar, her kim varsa Türkiye'de MMA sporcu arkadaşlara da yani ulaşabildiği kadar arkadaşlar, biliyorsunuz çok aktif değilim bu işlerde. Ama artık sessiz kalamıyorum. Yani ben diğer öyle gözünü para bölümü sifular gibi değilim. Kesinlikle Wing Chun'u savunuyorum arkadaşlar. Hala da iddia ediyorum, çıplak elle birisi girdiği anda istediği profesyonel bir MMA'ci olsun, kesinlikle mücadele etmesi çok zor. Çünkü Wing Chun bambaşka bir sistem. Yani hani böyle vurmadan ziyade daha teknik saldırıları olan bir sistem. O yüzden arkadaşlar çıplak elle yani bir Wing Chun'cu aslında çok müthiş şeyler başarabilir. Bunu yapabilir yani. O gücü de var, o tekniği de var. Ama dediğim gibi bu boks eldiveni, MMA eldiveni kesinlikle bir Wing Chun yapan birini zayıflat. Düşünün, yıllarca tahta adam çalışıyor. Tahta adamı biz sürekli elimizle vuruyoruz. Yani hissediyoruz arkadaşlar, görüyor musunuz? Bu his olduğu sürece arkadaşlar her türlü maçınıza da, her türlü dövüşünüze de varın arkadaşlar. Telefonum da var, benimle iletişime geçebilirsiniz. İstediğiniz yerde antrenman da yaparız. Ama dediğim gibi sadece tek şartım var. Çıplak elle olması şartıyla arkadaşlar. Kesinlikle başka türlü olmaz. Ona göre kendine güvenen arkadaş ona göre gelsin. Ben bütün riski alıyorum. Eğer o da arkadaş alırsa durumu. Ha, bundaki amaç ne? Hani Wing Chun'un tekrar insanların gözünde itibarını yükseltmek arkadaşlar. Yani burada sadece Türkiye'de bakıp da işte şey yapamazsınız yani. Wing Chun'u bu kadar çok düşüremezsiniz. O yüzden hani keşke bildiğim imkanım olsa da arkadaşlar bunu iyi bir profesyonel bir arkadaşın üzerinde bunu bir gösterebilsek. Belki de ben ondan bir şeyler öğrenirim. Hiç belli olmaz ama dediğim gibi